28 Ekim Cumartesi günü 3. haftasını dolduracak. Gazze'deki dram, İsrail'in atakları, Hamas'ın başlattığı savaşın ardından yaşananlar. Ama 3 haftada milim ilerleme yok. Gerçekten son derece üzücü, son derece artık akıl tutulması demiyorum. Ama insanlar, hani insanlar gerçeklik algısını falan da yitirmiş değil. Fakat bilakis belki de hayatta kalma yaşama, hayata tutunma gerçeklerine döndü dünya. Bir yönüyle İsrail de hayatta kalmak için öldürüyor. Öbür taraf da öyle kaybedecek bir şey olmadığı için diğer dünya devletleri de bir biçimde İsrail'in sağında solunda hizalanmış durumdalar. Katilleri koruyan cinayete ortaktır demiş karga kafası. Bugün bu kapakla başladık. Biden geçen gün Filistin'in açıkladığı sayılara güvenmiyorum demiş. İsrail'in açıkladığı sayılara ve İsrail'in açıkladığı gerçeklere güveniyor Amerika Başkanı. Ki zaten daha evvel en az yani üç kere dört kere sayabildiğim kadar İsrail'in e, attığı taşla kuyuya inilmez ama indi. Ve daha sonra da üstü başı battı. E, enteresan yani batının belli konular özellikle bu tür konularda özellikle savaş katliamlar çocuklar kadınlar falan söz konusu olduğunda iki yüzlü olduğu hep ortadaydı. Hep ilişkilerine, çıkarlara veya işte o günkü menfaatine baktığı hep ortadaydı. Yani bir, bir insanlık dramıyla ilgilenmediği, insan haklarıyla ilgilenmediği, ne bileyim halkların ezilmesi, ezilen halklar falan bunlarla ilgilenmediği, e, gittiği ülkelere veya girdiği ülkelere demokrasi götürmek falan gibi bir derdi olmadığı, işte Vietnam orada, Irak orada, Afganistan orada, Suriye orada bakın yani sırayla. Geriye doğru 50-60 yıllık sicili berbat. Ve bu sicilin, Devamında yapacağı, yani bunu dönüştüreceği ve e, ne bileyim tarihi tersten yazacağı veya bambaşka bir anlayış falan ortaya koyacağı da yoktu. Cumhuriyetçisi olsun, demokrati olsun değişmiyor. Fakat e, özellikle bu son iki hafta, üç hafta mühim bir turnusol işlevi gördü. Yani özellikle batı dünyasını görmede anlamada anlamlandırmakta. Filistin'in açıkladığı sayılara güvenmiyorum. Yani şunu da söylüyor. Yani oradan gelen haberlere inanmayın diyor. Oradan gelen haberler doğru değil diyor. Size yanlış söylüyorlar diyor. İsrail'in söyledikleri doğru diyor. Ya peki bu da mı yalan? El Cezire muhabirinin ailesi İl İsrail saldırısında öldü. Eşi ve iki iki çocuğu, eşi oğlu, kızı ve bir torunu. Eşi oğlu, kızı ve bir torunu hayatını kaybetmiş. Aile gitti yani. Christian Amanpour senin gazetecin Amerika Başkanı'nın gazetecisi CNN'de çalışıyor. Duayen gazeteci ve bu görüntüleri paylaşıyor CNN'de bu görüntüleri yayınlıyor. Bu görüntüleri paylaşıyor ve diyor ki yani bir e, El Cezire muhabirinin e, ailesini kaybettiği andaki reaksiyonu ailesini kaybettiğini öğrendiği andaki işte o görüntüler nasıl öğrendi nasıl haber verildi. Ve diyor ki İsrail hala, Christine Amapur devamla söylüyor. Tweet'te de mealen anlatıyorum, aktarıyorum yani çevirerek. Ve diyor İsrail hala e, terörist hedefleri ya da Hamas'ın inlerini filan neyse saklandığı yerleri hedef aldığını açıklıyor diyor. En az Press Freedom'a göre en az 24 gazeteci 7 Ekim'den bu yana da hayatını kaybettiriyor. Ki bu rakam artıyor. Görüşlere göre değişmekle beraber. Sadece ben Kristina Manpur'un tweetini getirdim ekrana. Fehim Taştekin de mi yalan söylüyor? Yani Filistinli arkadaşımı aradım. Ailesinin durumunu sordum. Maalesef hiç iyi değiller. Dün sabah abimin evi vuruldu. 11 şehit dedi. Yani Fehim Taştekin bölgeye gitmiş gelmiş bilen. Ve orada arkadaşları olan, meslektaşları olan bir isim. Ve o da yazmışken diyor ki yani bir evden, bir aileden 11 şehit. Öyle demiş kendisine. Enkazdan çıkarılanlarla ailesinden kaybettikleri 20'yi bulmuş. Sağdaki fotoğraflar da mı yalan? Yani bu bu fotoğrafları dünya ajansları geçiyor. Reuters geçiyor, AP geçiyor. Görüntülerini görüyorsunuz farklı açılardan. Bu da mı fake? Bu da mı uydurma? Bu da mı üretilmiş? Photoshop'la yapılmış. BBC muhabiri Cenevre'den bildiriyor Dünya Sağlık Örgütü'ne göre 7 Ekim'den bu tarafa 7028 kişi hayatını kaybetti diyor. Bu da mı yalan? Cenevre BBC muhabiri Dünya Sağlık Örgütü. Ve bunların diyor %40'ından fazlası çocuk. 18482 yaralı var. Bunların da önemli kısmı çocuk. 35 hastanenin 23'ü kısmen çalışıyor. 1000 kişinin diyalize ihtiyacı var. 30 prematüre bebek kuvözde. 2000 kanser hastasının acil te tecavi ihtiyacı var diye sıralamış da pek çok veri var. Dünya Sağlık Örgütü. Bu verilerde mi yalan? Onlar da mı uyduruyorlar? Sallıyorlar. Veya Hamas'ın kendi ellerine tutuşturduğu rakamları veya kağıtları okuyorlar. İsrail'in hoşlanmadığı her şey suç. Hikaye bu. Ve bunu da Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri söylüyor. İsrail'e diyor, Hamas'ın diyor 7 Ekim'de İsrail'e saldırısı durup dururken gerçekleşmedi. Daha sonra da zaten İsrail BM ile köprüleri attı veya atmaya başladı filan falan. Hatta esasen İsrail'in kuruluşuna kaynak, e, karar veren BM veya işte karşılıklı bir ilişkileri de var. 1948'de 47'den 48'den bu tarafa. Ayrı bir konu. Yani bir yönüyle İsrail'in varlık sebebi BM veya işte BM'nin varlık sebebi İsrail gibi bir durum da var. Bir ilişki de var. Tarihine girip baktığınızda okuduğunuzda görürsünüz. Bunu söylemedi mi Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri? Bu da mı yalan? maketleri ıskalamayı dert etme diyor. İsrail askerleri Gazze'ye sıkarken işte e, Hamas militanlarını e, maketlerini koymuş. Yani diyor esasen biz Hamas'a sıkıyoruz ama arkada siviller ölüyor. Güzel çizmiş Bülent Çelik. Beyaz Saray ateşkes sadece Hamas'a yarar demiş. Böyle gel, yani böyle gelin. Yani işte Biden'ın söylediği gibi veya işte Beyaz Saray sözcüsünün söylediği gibi. Gerçek niyetlerini ortaya koyuyorlar. Bu bir savaş, bu bir çarpışma. Bu kanlı çirkin giderek de karmaşık hale gelecek ve siviller zarar görmeye devam edecek diyor. Evet, bu laflar, bu sözler, bu gelişmeler evet. Hepsi Batı ülkelerinin liderlerinin, sözcülerinin neyse, hükümetlerinin siciline geçiyor ve böyle de yazıyor. Böyle bir dönem. Bu da işin grafiği. Beş aşamalı Gazze'ye yerleşme planı veya Gazze'yi alt üst etme planı. Gazze'nin Gazze kuzeyini dümdüz ediyor özellikle ve ele geçirecek. Binaları indirdikten sonra da işte yeraltı tünellerine şu bu falan neyse yoğunlaşacak. Tanklarla girecek, bombalamaya devam edecek. Yani uçaklarla ve tanklarla alabildiğine bombalayıp, e, kentin e, bağışıklık sistemini düşürüp, alabildiğine zarar verip, alabildiğine dümdüz edip daha sonra da kara birliklerini sokarak en az zayiatla oradan çıkmayı planlıyor ve tam anlamıyla bir Gazze'de altında üstünde kontrol sağlamayı amaçlıyor. Bir üs kurmayı amaçlıyor, nokta operasyonlar amaçlıyor ve Oraya yerleşmeyi amaçlıyor yani orada tam anlamıyla her sokakta, her binada neyse artık birer nöbetçi kulübesi veya işte bir izleme birimiyle falan tam anlamıyla tam kontrol sağlamak istiyor. E, Hamas buradan çıktı, ini burası, altında üstünde örgütlü, ben burayı dümdüz etmeden e, bana e, ne bileyim rahat yok Böyle bakıyor yani. Uykusuz geceler devam eder. Her an her şey olabilir. Ve bu konuda da 3 haftadır Batı'yı da arkasına almış durumda. Altta da yazdım. Gerçekten yaşananlarda yaşanacaklarda bir milim ilerleme yok. Türkiye liderliği dışında Erdoğan'ın bu lafları kayda geçti. Hamas bir terör örgütü değil. Bir mücahitler grubu dedi. Ve İsrail'e örgüt dedi. Bu da kayda geçti. Kimse e, sizden Hamas terör örgütü değil demenizi beklemiyordu. Ya da Hamas terör örgütü demenizi de beklemiyordu. E, devletler bu tür durumlarda itidalli, e, dikkatli söylemlerle e, durumu götürmeye, e, idare etmeye çalışırlar. Fakat bu olmadı. Bunların hiçbiri olmadı. Bu olmadığı gibi de e, tutum aldı e, İsrail'le ilişkinizi kesebiliyor musunuz? İsrail'le ticaretinizi kesebiliyor musunuz? Amerika'ya laf söylüyorsunuz. Amerikan üstlerini kapatabiliyor musunuz? Anca konuşuyorlar. Anca Starbucks'lara falan gidip de işte yer kapma eylemi yapıyorlar. Anca cuma namazı çıkışlarında bağırıyorlar. Dolayısıyla bu hikaye bunun bir yararı yok. Eğer gerçekten bu konuda tarafsanız, gerçekten bu konuda bir... Duruş ortaya koyacaksanız, elini tutan mı var? Elçini çek, İsrail elçisine e, istenmeyen kişi ilan et, ticareti kes, ne bileyim, hayat damarlarını tıka, yapabildiğin kadar e, bulabildiğin ülkelerle yardım organize et. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri bile gitti refah kapısında açıklama yaptı. Gönder oraya birini sen gidemiyorsun, o açıklama yapsın. Elini tutan mı var? Yok ama işte samimiyet testinde kalıyor insanlar. Amerika'ya ne işin var Ortadoğu'da diyorlar ama üsleri hala faaliyette. Bir kere daha söyleyeyim. Ortadoğu'daki eylemlerin çok fazla dünyaya bir tesiri yok. Batı'da olması önemli bu eylemlerin. Ve dünya fay hatlarında büyük bir enerji birikti. Üzgünüm ve bu bir biçimde boşalacak. Belli ki Ortadoğu'da bunun start aldığı, başladığı yer olabilir. Dünya 5'ten büyüktür algısı da çöktü. Daha doğrusu Dünya 5'ten büyüktür lafı da çöktü. 5 veto etme yetkisine sahip ülke vardı. Birleşmiş Milletler'de kastedilen oydu. Son Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bu ülkelerden 4'ü yoktu. Amerika vardı sadece. O da hani bir anlamda ev sahibi olduğu için oradaydı. Bu 5 ülkeye veto hakkı dünyada yeniden savaş çıkmasın diye verilmişti. Ve daimi üye olmalarının nedeni buydu esasen. Dünya düzeni dengede tutulsun. Falan diyeydi Rusyasıyla işte Amerikasıyla, Çiniyle filan. Neyse, e, teknoloji de bir yere kadar. Ama e, bu tezler falan çöktü. Şimdi tekrar yeniden biçimlenen bir hal var, yeniden biçimlenen bir e, dünya var e, ve çok fazla teknolojinin de işe yaramadı falan ortaya çıktı. işte Hamas'ın Nasıl Gazze sınırını geçip İsrail'e kayıp verdirdiği falan ortada. Dolayısıyla iş başka bir yere gidiyor. Bu arada Filistin Devlet Başkanı Mahmut Mahmut Abbas'ın Gazze'ye ne oldu Hamas'ın umurunda değil. Onlar sadece kendini düşünüyor. Hamas yöneticileri ambulansla Sina'ya kaçtı. Lafını da atlamayalım. Evet. Hamas'ın önünde arkasında yanında hizalanırken Türkiye neyin yanında hizalandığının bilincinde miydi bunu zamanla göreceğiz. Celalettin Can cezaevinden paylaşmış ki denetimli serbestlikten falan yararlandırılmıyor. Daha önce uzun yıllar cezaevinde yatmış. 78'ler Birliği Başkanı. Eskiden diyor işkence görürdük cezaevinde benzer koşullar vardı ama direnirdik ve direnerek bir takım kazanımlar elde ederdik. Şimdi diyor bu ortadan kalkmış durumda geniş bir izolasyon var. Çok boyutlu bir izolasyon var diyor. Özellikle hasta tutukları açısından uygulamalar çok ağır yaşamakları tehdit altında demiş. O arada Can Atalay kararı anayasa mahkemesi ihlal kararı verdi ama e, mahkemeler kapıdu var, hala bildiğini okuyor e, avukatları da işte oturma eylemi yapıyorlarmış bakalım iş nereye gidecek ama Mehmet Altan uyarıyor ben diyor beş buçuk ay e, bekledim yani ihlal kararı verdi anayasa mahkemesi ve yerel mahkemeler neyse artık tahliye edilmemiz beş buçuk ay sürdü Can, Can Atalay'ı hala bırakmadılar tıpkı 11 Ocak 2018'deki gibi demiş. O arada Türkiye Cumhuriyet'in 100. yılına yürüyor ama beklenen, hayal edilen ne bileyim ne varsa hiçbirisi olmadı olmayacak. Yarın değil, yarın değil öbür gün Cumhuriyet'in 100. yılı ama maalesef bu konuda ne bir kutlama var ne de bu, bu işi bir anlamlandırma var. AKP iktidarı İsrail, Gazze vesaire neyse bir gerekçe bularak bu işi iptal etti veya işte kutlamaların dozunu düşürdü veya işte ne bileyim eğlencenin dozunu düşürdü, düşürdü kendine göre coşkunun dozunu düşürdü hikayedir bu AKP'nin yaz tutma geleneği işine gelen ve gelen gelmeyen noktada biçimlenir politiktir sözcünün lafına katılmak da mümkün değil. Atatürk Cumhuriyeti kurmasaydı Türkiye Gazze gibi olurdu. Hayır Türkiye diye bir devlet olurdu, devam eder, yürürdü. Atatürk olsa da olmasa da e, mesele şahıslarla alakalı değil. O varken, o olduğu için varız, o olmasaydı yoktuk. Bize de böyle öğrettiler okul sıralarında ama yanlış doğru tarih okuması yaparsanız e, genel bir devamlılık olduğunu devletlerde ve işin bir yere doğru gittiğini çok da fazla kişilerle konunun kaim olmadığını görürsünüz. Ama bu Atatürk'ün kurucu lider olduğunu, askeri dehasını, yönetim becerisini ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında özellikle ilk 10-12 senede yaptıklarını da yok saymayı getirmiyor. Yani kastettiğim o değil. Ama o olmasaydı yoktuk. Bu da doğru değil. O olmasaydı Gazze'ydik. Bu da doğru değil. Doğru tarih okuması yapmak icap eder. Cumhuriyet'in 100. yılı eğer kaldıysa, her nerede yaşanıyor ve yaşatılıyorsa, şu tek adam rejiminde yargının bittiği, serbest medyanın bittiği, siyasetin bittiği, meclisin bittiği, yasalara, anayasaya hiçbir şeye uyulmadığı, tamamen keyfi işte öğrenciler bugün ters kelepçeyle tekrar işte gözaltına alınmışlar vesaire. Can ve mal emniyetinin olmadığı bir cumhuriyet. İçinize siniyorsa buyurun kutlayın. Ben ne zamandır kutlamıyorum. Yarın evet bana göre 28 Ekim önemli. Bizim medyaya çökülmesinin 8 yıl dönümü. Bizim medyana, medyaya çökülmesi, kayım atanması Türkiye'de bir dönemin başlangıcı açısından susturma ve susturulma yani o dönemi başlatması açısından mühim bir milattı. 28 Ekim İpek Medya Baskını. Ondan beri de hiçbir bayramı kutlamıyorum. Yerli, milli, dini hiç fark etmiyor. 28 Ekim önemli bir tarihtir. Anlayana ve anlayabilene diyor ve herkese iyi hafta sonları diliyorum. Hafta başında tekrar görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.